Herkese merhaba, ben Aslıhan Saltık. 2014 yılı Namık Kemal Anadolu Lisesi mezunuyum. İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü 2020 yılı mezunuyum. Fizyoterapi rehabilitasyon nedir, fizyoterapist kimdir diye bakacak olursak, aslında bölümümüz eskiye dayanan Hipokrat dönemine kadar uzanan bir tarihi var. 4 yıllık bir eğitim. Biz fizyoterapistler neler yapıyoruz? Bizler sağlıklı veya hasta bireylerle çalışabilen, kas iskelet sistemine hakim olan, kişilerin fiziksel aktivite düzeylerini, yaşam kalitelerini, fonksiyonelliklerini arttıran, geliştiren, doğru bir değerlendirme sonrası kanıta dayalı tedavi protokolü oluşturan kişileriz. Dediğim gibi 4 yıllık bir eğitiminiz var. Türkçe ve İngilizce okuyabilirsiniz. Dersleriniz teorik ve uygulamalı olarak dersler görüyorsunuz. Bölümün bel kemiği dersleriniz var. İşte anatomi, fizyoloji, kinezyoloji ve biyomekanik, egzersiz fizyolojisi, nöroanatomi gibi dersleriniz çok önemli. Tabi sonrasında ortopedidir, nörolojidir, pediatridir gibi dersler de görüyorsunuz. Genel olarak insan biyomekaniğine sahip olacağınız dersler görüyorsunuz, patolojiler görüyorsunuz, bunların rehabilitasyon süreçlerini görüyorsunuz ve hepsini entegre etmeye çalışıyorsunuz. Dördüncü sınıfta hepsini entegre etmiş bir şekilde full staja gittiğiniz bir yıl oluyor. İkinci sınıftan itibaren zorunlu stajlarınız başlıyor. Son yılda hepsini entegre ettiğiniz bir şekilde bizde bir gün okul olmuştu. Diğer günler full staja gidiyorsunuz. Şöyle ki benim tavsiyem şu, eğer bölümü tercih ediyorsanız ve bu bölümü okuyorsanız gönüllü stajlar mutlaka yapın. Evet, zorunlu stajlar yapıyorsunuz. Bunlar 30 günlük bir iş gününe sahip stajlar. Ama gittiğiniz yerde aynı fizyoterapistle, aynı hasta grubuyla ve aynı tedavi protokolünü deneyimliyorsunuz. Eğer sizler ne kadar çok yerde gözlem yapabilirseniz, ne kadar farklı bakış açılarını görebilirseniz, tedavi şekillerini görebilirseniz, size o kadar katkısı olur. Kendinizi o kadar geliştirebilirsiniz. Bu anlamda ben hem Tekirdağ'da, hem İstanbul'da, hem devlette, hem özelde gönüllü stajlarda bulundum. Sizlere de tavsiye ederim kesinlikle. Dersleri gerçekten geçmek için geçmeyin. Çünkü son yıl gerçekten zorlanırsınız. Bölümümüz ne çok kolay bir bölüm, ne çok zor bir bölüm. O yüzden gerçekten ilgi duyuyorsanız, gerçekten bahsettiğim konulara merakınız varsa bölümü tercih edebilirsiniz. Bölümle alakalı şöyle, iletişimi yüksek bir insansanız, insanların hayatına dokunmayı, insanlara gerçekten bir şey katabilmeyi, ilginiz ve merakınız yüksekse tercih edin. Çünkü bu bölüm gerçekten maneviyatı çok yüksek bir bölüm. Tüm hayat boyu gerçekten buna sahipseniz, karşınızdaki hastayı gerçekten ailenizden biri, yani bir anne, bir baba, bir abiniz gibi görüyorsanız mesleği tercih edin. Çünkü öbür türlü bu insanların sağlığı size emanet ediliyor. Bu insanların tüm sorumluluklarıyla birlikte başarılı olmanız çok zor olur. Tüm hayat boyunca bu mesleği yapamazsınız. Örneğin ben gerçekten bu mesleği çok isteyerek, çok severek yazdım. Bunun için mezuna kaldım. Bütün tercihlerim bu bölümdü. O yüzden gerçekten seven, gerçekten isteyen, gerçekten merak eden insanlar tercih etmeli diye düşünüyorum. Şöyle ki, bölümümüz Hacettepe Üniversitesi'nde ilk kuruluyor. O yüzden ben size öneri olarak devlet üniversitelerini öneririm. Eğer bir özel üniversite tercih etmek istiyorsanız da sağlık üniversitelerini tercih edin. Örneğin ben Medipol Üniversitesi mezunuyum. Kesinlikle önerdiğim bir okul. Çünkü sağlık üniversitesi, hastaneleri var, sağlık alanında başarılı. Bu tarz bir özel üniversiteyi tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Bölümle ilgili yeterliliklerle ilgili dediğim gibi, yani maneviyatınız yüksekse, iletişiminiz kuvvetliyse, insanların hayatlarına dokunmayı, bir kişinin yürüyemiyorken sizinle birlikte belli bir tedavi protokolünden geçtikten sonra yürüyebildiğini gördüğünde gerçekten tatmin olacağınızı düşünüyorsanız bölümü tercih edin. Çalışma alanları çok geniş gerçekten.
Sizler nörolojide çalışabilirsiniz, pediatride çalışabilirsiniz, çocuk alanında, işte ortopedide çalışabilirsiniz, geriatri yani yaşlı hasta grubunda çalışabilirsiniz, solunum fizyoterapisinde çalışabilirsiniz. Özellikle şu an COVID sonrası çok fazla çalışılıyor. Sporcularla çalışabilirsiniz, bir özel hastanede çalışabilirsiniz, bir devlet hastanesinde çalışabilirsiniz, özel rehabilitasyon merkezinde çalışabilirsiniz, huzur evinde çalışabilirsiniz. Daha sayamadığım çok fazla alan vardır illaki. Çalışma yelpazeniz çok açık. Ama siz ne istediğiniz, hangi alana ilgi duyduğunuzu düşünüyorsanız yönlenin. Örneğin ben şu anda ilgi duyduğum alanlarda eğitim alıyorum. Eğer okurken alabiliyorsanız online eğitimler alın, ilgi duyduğunuz bir alanda eğitim alın. Literatür tarayın mutlaka, çünkü lisansta gördüğünüz bazı bilgiler daha sonradan güncel olarak bakıldığında aslında çok farklı bilgiler ortaya çıkabiliyor. Bunları takip etmenizi öneririm. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Başka aklıma gelen bir şey yok. Son olarak Namık Kemal'deki hocaları da anmadan geçmek istemem açıkçası. Bizim zamanımızda Serkan Hoca olsun, Kutgun Hoca olsun, Umut Hoca olsun. Bunlar çok işinin ehli olan, işini layla yapan kişilerdi. Onları da anmadan geçmek istemiyorum. Şanslıyım Namık Kemal'li olduğum için, böyle bir eğitimden geçtiğim için. Eğer takıldığınız herhangi bir kafanıza bir soru varsa bana ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın.